Türkiye'nin bir polis devleti olmasını isteyenlerle hukuk devletine sahip çıkanlar arasında bir kavgaya tanıklık ediyoruz. Polis devletini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu temsil ediyor. Hukuk devletini Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan. Aslında argümanları çok klasik. İçişleri Bakanı güvenlik ihtiyacının hukuktan önce geldiğine inanıyor. Mart ayında Yüksek Mahkeme polisin fişleme yetkisini iptal edince Bakan Süleyman Soylu mahkemenin bazı kararları Türkiye'ye değil Norveç'e ait kararlar demişti. Norveç'in etrafında İran, Suriye yoktu ki orada 15 Temmuz olmamış terör tehdidi yaşanmamıştı. Yani yani Norveç demokrasisi Türkiye'ye bol gelir demek istiyordu Bakan Soylu. Eh komşuları da değişmeyeceğine göre Türkiye ilelebet bir polis devleti olarak kalmak zorundaydı. Aynı konuşmada Anayasa Mahkemesi'nin kararları iştahımızı karartıyor demişti. Neyin iştahın olduğunu hemen anladık tabi. Son tartışma ise karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağından kaynaklandı. Hükümetin koyduğu yasağa Anayasa Mahkemesi karşı çıktı. Bakan Soylu bu kez de sokağa çık da görelim tadında bir açıklamayla mahkeme başkanını hedef aldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı ise Soylu'yu okuduğunu anlamamakla suçladı. Üstü bunu eleştirdi. Mevlana'nın insan dilinin altında gizlidir sözünü anımsatarak kibarca soylunun dilinin altındaki saldırganlığı eleştirdi. Şimdi başa dönüp tekrarlayalım. Bu İçişleri Bakanı ile Anayasa Mahkemesi Başkanı arasında kişisel bir polemik değil. Bu polis devleti ile hukuk devleti arasında bir rejim tartışması. Eğer Aslan'ın savunduğu hukuk devleti soylunun iştahına yenilirse... Asıl o zaman ne Anayasa Mahkemesi başkanı ne yandaş olmayan herhangi biri özgürce sokağa çıkabilir. Madem dünya Türkiye'yi kıskanıyor, Norveç'te kimin ne hakkı varsa aynısını Türkiye halkı için istiyoruz. Müzik